Üstüne söz bilmiyorum. Şimdi Tülay Hanım şöyle sormuş. Namazda çok vesvese geliyor bana. Biraz bahsedebilir misiniz acaba? Neden böyle aklımıza... Bazen Kur'an-ı Kerim okurken de aynı şey oluyor. Belki Arapça bilmediğimiz için mi diye düşünmüşümdür. Bana da olur çünkü. Niye böyle vesvese Şimdi gelir? vesveseden kastın ne olduğunu belirlemek lazım. Çok çok değişik vesveseler var. Bu tip insanların başına gelebilen. Mesela bunlardan bir kısmı ne bileyim güncel hayatla ilgili uğraşları falan geliyor olabilir insanın. O tabii güncel hayata çok saplandığımız için arada Kur'an okuduğumuzda onlar kastediliyor olabilir. Bir. İkincisi, bazen insanlara böyle bazı obsesif kompalsif bozukluğa benzer şekilde bir şey düşünmemeliyim diye düşündüğünde illaki o düşünce daha da çok aklına gelebilir. Mesela bazı çok kötü sözler gelebilir. Çok kötü mesela hiç istemediği acayip düşünceler gelebilir. O düşüncelerin hiçbir mahsuru yoktur. Öyle istemeden gelen düşüncelerin böyle bir saplantı şeklinde. O düşüncenin mahsur var mı diye çok endişelendiği için endişelendikçe o tip düşünce daha çok gelir. Yani o düşüncenin gelme nedeni, çünkü ben Kur'an okurken aklıma böyle çirkin bir düşünce gelirse ben ondan mesul olur muyum diye düşünmek Bile demek ki bizi sen o tekrar. düşünceyi istemiyorsun, kalbin istemiyor ki bir rahatsızlık hissediyorsun o düşünceden. O yüzden o düşünce bir zarar vermez. Siz okumaya devam edin, okumaya devam edin. Siz o düşünceye aldırdığınız için o geliyor. Düz okumaya devam ettiğinizde bunun mahsur olmadığını bilin, o gidecektir. Ama diğeri, ilk söylediğim daha büyük bir sorun eğer onu kastediyorsa. Yani güncel hayattaki uğraşlarımız falan geliyor. Vesveseler kastı o tarz bir şeyse, o dediğim obsesif kompulsif ve benzer bir şey değilse, o ayrı bir şey. Orada Çocuğun yapmamız okulu, gereken şey yeni şu: işi. mümkün olduğunca işte mesela namaz kılarken, oruç tutarken şeyi düşünmemiz lazım. Ben ne yapıyorum? Ben Allah'ın bir kuluyum. Yoktan yaratıldım. Şu anda yaratıcıma yöneldim, namaz kılıyorum. Şu dünyevi şeyleri bir zihnimden atmaya çalışayım. Geliyorsa her şeye rağmen panik yapmayın. O panik yaptığınız, bu sefer niye panik yaptım kısmı aklınıza gelebilir namazda daha çok. Aklınız o tip şeyler gelse de, diyelim birinci rekatta geldi, öbüründe onları düşünmeden namaz kılmaya devam edin, şey edin. Mümkün olduğunca tabii böyle güncel uğraşlardan sıyrılıp namazı kılarsak, Daha da. namazın bize olumlu katkısını da daha çok hissederiz. Peki.